Merhaba sevgili izleyenler, teferruata hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ve umarım biraz vaktiniz vardır. Şu konuşulması gereken, teferruatta kalmaması gerekenleri bugün de birlikte bir konuşalım. Bugün sizlere yerli ve milli insan tiplerinden bahsedeceğim. Hepimizin yakından tanıdığı, ülkemizin başına musallat olmuş bu insan tiplerinden ve onların vukuatlarından bahsedeceğim. İşte birinci örnek hemen yanı başımda duruyor. AKP'li belediye başkanı kaçak inşaatın müteahhidi çıktı. Bu kadar. Haberin detayına falan gerek yok. Hangi şehir? Bu adamın adı neymiş filan gerek yok. Gerçekten müthiş bir prototip. Temsil ettiği davanın bütün özelliklerini üzerinde taşıyor. Tam bir dava adamı, yerli ve milli bir dava adamı sevgili izleyenler. Saraydan aldığı ışıkla, enerjiyle o da başkanından ne görüyorsa, reisinden ne görüyorsa aynısını yapıyor. Şimdi ikinci örnek. AK Partili başkan aleyhinde yapılan paylaşımları beğenen kişiyi dövdü. Evet. Belediye başkanının aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını beğenen vatandaşı belediye başkanı ve belediye başkanının herifleri birlikte dövmüşler. Görüntüleri var. Savcılık bu görüntüleri istemiş önce. Belediyeden. Belediye demiş ki elektrik kesintisinden dolayı kamera görüntüleri elimizde yoğdu demiş. Ama bu görüntülerin olduğu, belediyenin savcılığa yalan söylediği, hem şiddet uyguladığı hem de delil gizlediği ortaya çıkmış. Bu haberi eğer sosyal medyada gördüyseniz detayına girerseniz görüntüler var sevgili izleyenler. Yine mükemmel bir örnek. Saraydan aldığı ilhamla vatandaş dövüyor. Eleştiriye, karşı fikre saygıyı bırakın, tahammülü yok sabredemiyor, yok etmek istiyor, bitirmek istiyor ve karşımızda yine yerli ve milli bir başkan profili var. Üçüncü örnek sevgili izleyenler, Cumhur İttifakı'nın cücük ortağının bir temsilcisi olan Kocaeli Ülke Ocakları Başkanı'nın yaşı tutmadığı için oğlunu balerine bindirmeyen görevliyi darp ettiği silah çektiği anlar. Luna Park'a gidiyorlar, Ülke Ocakları Başkanı'nın, Kocaeli Ülke Ocakları Başkanı'nın oğlu var yanında. Luna Park'taki görevli görevini yapıyor. Diyor ki çocuğunuzun yaşı küçük buna binemez. Neden? Çocuğunuza bir şey olur. Çocuğunuzun canını korumaya çalışıyor. Ama hayır, hayır. O beyin yapısı, o kafa yapısı orada illaki ağırlığını koyacak, farkını hissettirecek. Bunun da görüntüleri var sevgili izleyenler. Ülke Ocakları Başkanı Luna Park'taki görevliyi darp etmiş. Bununla da kalmayıp silah çekmiş. Aslında o yaştaki bir çocuğun balerine binmesinden çok daha tehlikeli olan şeyin yanındaki adam olduğunu, babası olduğunu hep beraber görüyoruz. Herhalde Ülke Ocakları Başkanı olan baba şöyle düşündü. Ulan bu çocuk benim yanımda geziyor. Balerine binse ne olacak? Geçelim bir başka yerli ve milli insan tipine ve onun vukuatına sevgili izleyenler. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kredi onayı vermedi. Kime? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Ne kredisi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha güvenli, daha sağlıklı, daha rahat seyahat edebilmeleri için İstanbulluların hizmetinde kullanılmak üzere İstanbul'a yeni otobüsler almak istiyor. Ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olan İstanbulluların, Ankaralıların, İzmirlilerin, Konyalıların, Erzurumların herkesin cumhurbaşkanı olan Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredi talebini onaylamıyor. Neden yapıyor bunu? E çünkü karakteri bunu gerektiriyor tıyneti bunu gerektiriyor. Olur da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iyi bir şey yaparsa, halka faydalı bir şey yaparsa bundan memnun olmayacak çünkü. Derdi insanların rahat ya da güvenli yolculuk yapması değil. Derdi tıkamak engel olmak. Ve buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla, kendi bütçesiyle bu otobüsleri almayı başarmış. 160 yeni otobüs için imzalar atılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten rağmen bir rağmen iktidarı var. Saraya rağmen, Erdoğan'a rağmen, AKP'ye rağmen, AKP'lilere rağmen insanlar yaşamaya, birbirlerine yardımcı olmaya, sorunları çözmeye, felaketlerin üstesinden gelmeye falan çalışıyorlar bir ramen iktidarı var. Ramen saltanatı. Sarayın atadığı bir kayyumun yediği halttan bahsedelim biraz da. Mardin'in önceki dönem kayyumu Mustafa Yaman'ın da aralarında bulunduğu 72 kişi hakkında 540 milyon liralık iki ayrı yolsuzluk soruşturması açıldı. Burada beni şaşırtan şey Mardin'e kayyum olarak atanan bu karaktersiz kayyumun, kayyum herifin, kayyum efendinin yolsuzluk yapması değil, bu yolsuzluk hakkında soruşturma açılması beni şaşırtıyor. E kayyum sonuçta ne yapacak? Oraya hizmet etmeye mi gidiyor? Demokrasi için, insan hakları için, vatandaşa hizmet etmek için, Mardin'i kalkındırmak için mi gidiyor? Hayır. Altın kaplama, klazet yapayım. Bilmem kaç ton fıstıklı baklava yiyeyim, fıstıklı kadayıf yiyeyim. Kendime özel banyo yaptırayım. Sömüreyim diye gidiyor. Zaten amaç bu. Tıkamak, engel olmak. Problem çıkarmak. Ve o da görevini hakkıyla, layıkıyla yerine getirmiş. 540 milyon liralık iki ayrı yolsuzluk yapmış. Bunlar tespit edilebilenler. Dediğim gibi şaşırdığım kısım soruşturma açılmış olması. Bu soruşturmanın sonucu ne olur? Yerli ve milli insan tiplerinden bahsettik. Yerli ve milli insan tipinin tipini tanıdıklarımızın, tipini çok iyi bildiklerimizin çok önemli maharetlerinden birisi sevgili izleyenler. Yalan söylediklerini çok iyi biliyoruz. Anayasada madde var asla yanan ormanlar orman dışında başka bir şeye dönüştürülemez diye hepimize yalan söylediklerini çok iyi biliyoruz. Ama çok kısa sürede ortaya çıktı. Bu sefer yalancının mu ikindiyi bulmadı yani bırakın yatsıyı. Orman yangınlarının üzerinden bir ay geçmedi ranta açıldı. Muğla'daki ormanlar maden, otel ve res projelerine açılıyor. İşte biz bu yerli ve milli insan tipini çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz, malımızı biliyoruz. Böyle yapacaklarını hepimiz tahmin ediyorduk. Burada kritik nokta şurası Türkiye Cumhuriyeti'nin bilinçli vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gidişattan memnun olmayan vatandaşları, politikacıları, sanatçıları, aydınları buna karşı ne yapacaklar? Ne yapacağız? Tipini çok iyi bildiğimiz yerli ve milli bir şahıs daha var karşımızda. Süleyman Soylu şöyle bir iddiada bulunmuş sevgili izleyenler. İzaha muhtaç olmayan bir konu, ülkemizin göçü hakikaten büyük başarıyla yönettiğidir. Hakikaten göçü çok güzel, çok başarılı yönetiyorlar sevgili izleyenler. Mükemmel. Siz de hissediyorsunuz değil mi ne kadar mükemmel yönettiklerini? Yani bir göç konusunda bir yerde insanlık mı var, bir yerde savaş var, bir yerde insanlar memleketini terk etmek zorunda kalıyor ve bir memlekete göç ediyorlar. Yani burada yaşanabilecek kaç sorun varsa tamamını kanırta kanırta hissettire hissettire yaşatıyorlar sağ olsunlar. Bakın hiçbir göç sorunsuz olmaz. Hiçbir göç sorunsuz olmaz. Planlı, programlı bile göç etseniz illaki sorunlar çıkar. Hele hele böyle bir savaş ortamından gelen insanlar var. Sayıları hiç de az değil. Tabii ki sorunlar yaşanacaktır. Ama sağ olsun AK Parti iktidarı her bir sorunu, yaşanma ihtimali olmayan sorunları da dibine kadar hissettiriyor. Bu konuda gerçekten çok başarılılar. Gerçekten tipini bildiklerimiz hiç bitmiyor sevgili izleyenler. Konuşmuştuk hatırlayın bunu. Gezi Parkı olayları sırasında vatandaşlara, Gezi Parkı'nda eylem yapan insanlara palayla saldıran, Erdoğan'ın da gururla bahsettiği, takdir ettiği, benim esnafım yeri geldiğinde vatanını da korur, benim esnafım yeri geldiğinde asayişi de sağlar falan demişti. İşte o esnaflardan birisi olan Palalı Sabri bir fuhuş çetesini yönetiyormuş. 62 kadını fuhşa zorluyormuş. Bu kadınlar yabancı uyruklu kadınlarmış. Polisin operasyonuyla bu kadınlar kurtarılmış. Bunu konuşmuştuk hatırlayın değil mi? Heh işte o konuştuğumuz olay var ya. Palalı Sabri'nin yediği haltlar var ya. Yerli ve milli insan tipi olan Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi yönettiği. Heh işte buna yayın yasağı getirilmiş sevgili izleyenler. Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle. Yani bir kişiliği olduğunu iddia ediyorlar, bir karakteri, bir şahsiyet olduğunu iddia ediyorlar ve bu habere erişim engeli getiriliyor. Yani bu konu hakkında yayın yapmamamız, bu konu hakkında konuşmamamız gerekiyor sevgili izleyenler. Ben sizi uyarıyorum Twitter'da falan Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi yönettiği, Palalı Sabri'nin ne haltlar yediği konusunda lütfen bir şey yazmamaya çalışalım. Ee, yayın yasağı geldi çünkü. Evet öyle haberiniz olsun diye paylaşıyorum ben de. Yayın yasağı geldi yanlışlıkla yayın falan yapmayın diye. Yayma. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu çok önemli açıklamalarda bulunmuş yine sevgili izleyenler diyor ki Bir çark vardı. Nasıl bir çark? Nerede? Ne zaman? Reza Zarrabı'ndan, yolsuzluklarından, imar rantlarından, beş müteahhitinden, oradan buradan oluşan. Ben bu çarkın tümüyle dışındaydım. Hiçbir yerde bu çarkın ufak bir dişlisine bile beni sokamadılar diyor. Önemli bir açıklama. Burada sormak istediğim birkaç soru var. Öncelikle Sayın Ahmet Davutoğlu ya da Sayın Ali Babacan. AK Parti'de bir dönem önemli koltukları işgal etmiş kişiler kendileri. Acaba Erdoğan Bayraktar çıkıp da bir çılgınlık yapıp hiç beklemediğimiz bir anda 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları hakkında böyle bir itirafta bulunmamış olsaydı siz bunları konuşmayacak mıydınız? Erdoğan Bayraktar o deliliği yapmamış olsa acaba bunları hiçbir gündeminize almayacaktınız? Ya da var mıydı aklınızda böyle bir şey? Bu birinci sorum. İkincisi de diyor ki beni bulaştıramadılar diyor. Beni o günaha ortak edemediler. Beni o hırsızlığa ortak edemediler. Şimdi Sayın Ahmet Davutoğlu yanlış hatırlamıyorsam başbakanlık yapıyordunuz. Başbakandınız ya başbakan. Biz size ülkenin anahtarını temsil etmişiz. Demişiz ki buraların bekçisi sensin buyur anahtar. Gelmişler evi soymuşlar. Gelmişler depoyu soymuşlar. Sen oranın bekçisiyken. Ve şimdi kendisini şöyle savunuyor. Ben o hırsızlığa karışmadım. Ben onlarla birlikte çalmadım. Ya çalmalarına engel olmak diye bir görevin vardı senin zaten. Ama ben onlarla çalmadım. Bana hırsızlık yaptıramadılar. Ya arkadaş senin hırsızlığa engel olman lazım. Peki bunlar olurken bu kadar detaylı biliyorsunuz. Hadi bilmiyordunuz. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarıyla öğrendiniz. Hadi diyelim ki böyle öğrendiniz ki böyle değil sevgili izleyenler. Mit Ahmet Davutoğlu'nun da, Tayyip Erdoğan'ın da, Ali Babacan'ında o dönemki önemli isimlerin hepsinin önüne rapor koyuyor. Diyor ki Reza Zarrab diye bir herif var. Bu herif rüşvet çarkı kurmuş durumda. Eğer bu ortaya çıkarsa zor durumda kalırsınız diye MIT uyarıyor. Peki bir şey yapıyorlar mı? Hayır. Hiçbir şey yapmıyorlar. Diyelim ki dediğim gibi sonra öğrendiniz. Her şeyden sonradan haberiniz oldu. Peki neden istifa etmediniz? Madem sizin Onurlu haysiyetli bir şekilde siyaset yürütmenize, başbakanlık yapmanıza, bakanlık, başbakan yardımcılığı yapmanıza izin vermiyorlardı. Orası çürümüştü. Neden durdunuz orada? O kadar uzun süre neden durdunuz? Ve Ahmet Davutoğlu demiş ki Erdoğan'dan teklif gelirse görüşürüm. Durun, hemen şey yapmayın. O niye görüşüyor falan diye ben de merak ettim. Haberi tıkladım. Acaba dedim bir şart koşmuş mu? Bir şart düşmüş mü? Evet, diyor ki eğer yaptıklarımızdan pişmanız, hatalarımızı düzeltelim böyle 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 derlerse oturur konuşurum diyor. Böyle bir umudunuz var mı gerçekten? Böyle bir umudunuz var mı çok merak ediyorum. Yani ülkenin maddi kaybını bir kenara koyalım. Bu oturup hesaplanabilir gerçekten. Hesap uzmanları, düzgün bürokratlar filan oturup ülkenin bu hırsızlık düzeninde ne kadar maddi kayba uğradığını kuruşu kuruşuna hesaplayabilirler. Ama asla hesaplanamayacak şeyler var. İnsanlar öldü. Hayatlar gitti. İnsanların hayatları alt üst oldu. Sağlıklarını kaybetti insanlar. Zindanlarda geçen ömürler var. Haksız, hukuksuz bir şekilde. Bunu kim hesaplayacak? Bunun maddi bir karşılığı var mı? Hesap makineleri bunu çarpamaz, toplayamaz, bölemez, bir şey yapamaz. Silemezsiniz bunu. Bunu temize çekemezsiniz. Kaybolan parayı belki yerine koyabilirsiniz. Ama kaybolan canı yerine nasıl koyacaksınız? Kaybolan zamanları, yılları nasıl yerine koyacaksınız? Bu temize çekilebilir mi? Mümkün değil. Benim hatırlatmaya çalıştığım şeyleri Diyarbakırlı yurttaşlar da hatırlatmışlar sağ olsunlar. Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a gitmişti. Diyorlar ki hani çıkıp konuşacaktı? Yer yerinden oynayacaktı. Niye konuşmadı? Ha böyle bir şey var ya konuşursam yer yerinden oynar. Ya bir kez konuşun ya. Bir kez konuşun ve şu yer yerinden bir oynasın bir bakalım ne oluyor? Nasıl oynuyor? Hangi figürleri yapıyor? Hangi yöresel oyunları biliyor bir yer? Bir görelim bir. Bugüne kadar bunu deyip de konuşan kimseyi görmedik. Çünkü birisi bunu diyorsa Anlayın ki konuşmayacak. Bunu bir tehdit olarak, şantaj olarak, bir pazarlık maddesi olarak ortaya koyuyor. Beni konuşturtmayın diyor herhalde. Ben bunu anlıyorum. Vatandaşlar da haklı olarak soruyorlar. Çünkü kendisi de o dümenin içindeydi. Buraya gelip konuşması bize samimi gelmiyor. Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'ı suru ne yapacaktı? Ahmet Davutoğlu hatırlıyor musunuz? Diyarbakır'ı suru yıktılar sevgili izleyenler. O tarihi semti yok ettiler. Dedi ki orayı Toledo yapacağız dedi. Kendi başbakanlığı döneminde Tahir Elçi katledildi orada. Neler neler yaşandı. Kaç insan öldü? Nice insanın evi yıkıldı, yurdu yıkıldı. Şimdi Diyarbakır'a gidip böyle samimi mesajlar filan veriyor. Halbuki yapması gereken şey gerçekten o yeri yerinden oynatacağını iddia ettiği neler varsa cesur bir şekilde konuşması. Belki seçim kazanamaz. Böyle konuşursa belki seçim kazanamaz. Ama hiç olmazsa bu memlekete, bu millete, bu insanlara Olan borcunun belki bir kısmını ödemiş olur. Bir başka önemli isim Muharrem İnce sevgili izleyenler. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu da Akşener'de aday olmalıdır. HDP'de aday çıkarmalıdır. Buna rağmen Erdoğan birinci turda 50 artı 1'i alıyorsa yapılacak bir şey yok zaten. Yani diyor ki yine adam kazansın diyor. Herkes aday çıkarsın. Asla güç birliği etmeyelim. Asla demokrasi etrafında buluşmayalım. Asla hukuk etrafında buluşmayalım. Böyle bagajımızdaki birbirimize karşı husumetlerimizi, kavgalarımızı, her şeyimizi sürekli masanın ortasına koyalım. Hiçbir zaman makul bir çizgide bir araya gelmeyelim. Akıllı mantıklı bir şekilde ülkeyi bu felaketten kurtarmak için kendi önceliklerimizden vazgeçip Tek önceliğimiz olarak Türkiye'yi, Türkiye'deki insanların huzurunu, özgürlüğünü, rahatını, umudunu, hayallerini, memleketimizi falan koymayalım. Herkes aday olsun. Hepiniz aday olun. Sonra da Erdoğan 50 artı 1'i alırsa, e yapacak bir şey yok adam kazandı diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Boş politikamıza demek istiyor galiba. Başarılar. Dün yarım yamalak bir sevindirici haberden bahsetmiştim size. Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit, neredeyse 10 aydır kayıp olan, nerede olduğu bilinmeyen... Devlet kurumlarının bizde değil dediği ama nihayetinde Sincan cezaevinde ortaya çıkan çok şükür hayatta ve sağlıklı bir şekilde ortaya çıkan Nursena'nın 10 aydır aradığı babası. Böyle bir iyi haberden bahsetmiştik. Ama ne yazık ki Türkiye'de hala yakınlarından haber alamayan o kadar çok insan olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Gülistan Doku nerede? Bu soruyu çok uzun zamandır soruyoruz. Biz bazen unutuyoruz tabii bizim aklımızdan çıkabiliyor. Ne yapalım ki böyle insanlarız, unutkan insanlarız. Gündemde başka başka şeyler oluyor ve unutuyoruz. Ama asla bu soruyu, Gülistan Doku nerede? Gülistan nerede sorusu asla aklından çıkmayan insanlar var. Ailesi Gülistan Doku'nun ablası Twitter'dan böyle bir video paylaşmış sevgili izleyenler ve e, Nur Senay'a selam göndermiş. Onun sevindirici haberini, onun o aldığı mutlu o yarım yamalak. Bu nasıl iyi haber dediğimiz? Bir kız çocuğu babasının cezaevinde olduğunu duyunca mutlu olur mu? Ha böyle bir iyi haber işte. Gülistan Dokun'un ablası da sevinmiş. Bununla sevinmiş, mutlu olmuş. Ama hala sormak zorunda olduğumuz çok fazla soru var. Gülistan Dokun nerede? Rabia Naz'a ne oldu? Kaçırılan, kaybedilen onca insan nerede? Sizi de rahatsız etmiyor mu sevgili izleyenler? Sokak ortasında insanların kaçırıldığı bir memleketin vatandaşı olmak. Vatandaşı olduğunuz ülkede sokak ortasında insanların kaçırılması, kaybedilmesi, kaybolması, hiçbirinden haber alınamaması, sonra garip bir şekilde bir yerlerde ortaya çıkmaları. Dün ben yayın başlığı olarak, videonun adı olarak bu ülkede işkence var. Türkiye'de işkence yapılmaktadır. cümlesini seçince bazıları yani ülkemizi böyle kötü göstermeyelim diye belki iyi niyetli bir şekilde kızmışlar bana, sitem etmişler. Öyle cümleler gördüm. Ama sevgili izleyenler öncelikle kızmamız gereken, üzülmemiz gereken şey memleketimizi bu şekilde gösterenler, işkence yapanlar, işkenceciler. Bakın bir örnek sevgili izleyenler bu kadın bir cesaret gösteriyor ve kendisine yapılanları anlatıyor. Konuşabilenlerden sadece birisi. O kadar az insan konuşmaya cesaret gösteriyor ki bu konuda. Ayten Öztürk yaşadığı işkenceleri anlattı. Çırılçıplak bir hücreye atıldım. Arkamızda devlet var. Eğer konuşmazsan buradan çıkış yok dediler. Detaylarını lütfen siz okuyun. Nasıl işkenceler yaptıklarını. Bir ülkede adalet öldüyse bir ülkede hukuk rafa kalktıysa orada devlet en tehlikeli en büyük mafyadır. Korkmamız gereken en tehlikeli şey kendini devlet zanneden, gücü elinde bulunduran o dönemin muktedirleridir. İşte o örneklerden birisi sevgili izleyenler. Evet ben de rahatsızım ve çok üzgünüm. Ülkemde böyle şeyler olduğu için, ülkemin imajının bu hale dönüşmesinden dolayı ben de çok üzgünüm ama Öncelikle bunları bitirmemiz gerekiyor. Bunların üstünü örterek ülkemizin imajını düzeltemeyiz. Bunları bitirmemiz, bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşkenceleri, insan kaçırmaları, haksız tutuklulukları, adaletsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. O zaman ülkenin imajı kendiliğinden düzelir. Sevgili izleyenler bugünlükte bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.